Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Hazreti Şuayb konumuzla beraberiz. Bismillah diyoruz Tonguç Evren ve çok değerli bir peygamberin Hayatıyla başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım inşallah hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber 8. sınıftaki din dersimizin 7. dersine geldik. Gerçekten de zaman su gibi akıp geçiyor. Bu derse seninle beraber bir peygamber tanıyorum. Yani Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın hayatına bakacağız ve Mutaffifin suresinde mesela bir ayette demiş ki ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Aslında Hazreti Şuayb'ın hayatında önemli bir kesit buradaki ayet çünkü Hazreti Şuayb öyle bir kavme geldi ki ölçüde ve tartıda hile yapıyordu o kavim ve onları uyarmak için geldi. Senle beraber bunları öğreneceğiz. Süper bir şekilde. Bu arada sana şunu söylemek istiyorum. Sözel ve sayısal bölüm MEB örnek soruları yayınlandı. Yani LGS'de gireceğimiz LGS sınavı için ölçme değerlendirme merkezi örnek soruları yayınladı. Çok enteresan sürprizler var. Gerçekten de özellikle sayısal bölümde matematik dersimizde çok enteresan kolaylıkta sorular var. Yani daha önceden TEOK'ta olmayan kolaylıkta sorular var. Yine normal beceri temelli sorular var ama mesela şu soru olsun, aynı zamanda şu soru olsun. Gerçekten çok enteresan. İlk defa bu kadar kolaylaştırıcı sorular çıktı ve Teok dönemlerini bize anımsattı. Onu da hatırlatmak istiyorum sana. Ve şimdi tabii ki Tonguç kap sezonumuz devam ediyor Tonguç Kap. İkinci sezonun ikinci haftasındayız Tonguç Ölen Bey'im. Senle beraber ödevlerini yapıyor musunuz? Evet hocam. Harikasın. Ödevlerini yap ve tat uygulamasına girmeyi unutma. Ve senle beraber bugünkü ödevimiz sadece tek bir kitaptan. Süpersonik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı biliyorsun zaten. Süpersonik kitaplarımız yeni geldi. Ve süpersonik kitaplarımız kazanım hedefli ve ders anlatımı videoları da içinde olan süper bir kaynak. Ve Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına yüzde yüz uyumlu. içinde temel, orta ve zor ve hatta yani yeni nesil soruların da olduğu ve LGS tarzı da ünite sorularının olduğu süper kaynaklar. Jet kavramlar var içerisinde. Yol haritanı gösterebiliyoruz. Video derslerimiz var. Aynı zamanda temel orta yeni nesil sorularımızın bulunduğu sıralı testlerimiz var. Ve seninle beraber burada 28 ve 29. testi yapmanı istiyorum. Din kültürü ve ahlak bilgisinde hemen sana gösteriyorum Tomu Kerem'im. Buradaki 28 ve 29. testi yapmanı istiyorum. Hadi bakalım o zaman. Şimdi de Ödevimizi verdikten sonra dersimize başlayalım. Tonguç Kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Cup'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Cup'a bekliyoruz. Şimdi bir kere Hazreti Şuayb Aleyhisselam yani bir peygamber olarak Hazreti Şuayb aleyhisselam diğer peygamberler gibi. Mesela bizim peygamberimiz kimdir? Hazreti Muhammed. Harikasın. Ee, Hristiyanların peygamberi kimdir? Hazreti İsa. Harikasın. Musevilerin peygamberi kimdir? Hazreti Musa. Harikasın. İşte bunları herkes biliyor. Hazreti Muhammed, Hazreti İsa, Hazreti Musa bizim e, kutsal en büyük kutsal dinlerin peygamberleri. Ama aynı zamanda birçok daha peygamber geldi geçti. Bunlardan bir tanesi Hazreti Şuayb'dı. Hazreti Şuayb da aslında Hazreti Musa'nın kayınpederiydi. Yani... O bölgede o dönemde çok fazla peygamber gelmişti ve Medyen ve Eyk halklarına gelen peygamber olarak tanınıyordu Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Ve adı Kur'an-ı Kerim'de 11 defa geçen çok değerli bir peygamber ve aynı zamanda Hatibül Enbiya olarak yani peygamberlerin hatibi. Hatip demek konuşan, hem çok güzel bir şekilde hitabet sanatını kullanan insanlara denir. Hitabet demekte. de insanlara konuşmak, insanlara e, hitap etmek yani hita, insanlara konuşma yapmak sanatıdır aslında. Ve bu da aslında insanın en önemli yetkinliklerinden bir tanesidir. Mesela ben şu anda sana bu dersi anlatırken hitabet sanatımı kullanıyorum. Ve peygamberlerin en güçlü hitabete sahip olan da aslında Hazreti Şuayb olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Mesela Hazreti Musa için konuşması bozuktu diye geçiyor Hazreti Musa için. Ama Hazreti Şuayb için konuşması çok düzgündü diye geçiyor. İşte bu Hatibül Enbiya. Hazreti Musa'yı hatta ...kardeşi konuşması bozuk olduğu için yardımcı oluyordu diye düşünebiliriz. Ve aynı zamanda yumuşak, huylu ve ikna edici peygamber zaten birçok peygamberde bu özelliğe sahiptir diyebiliriz. Ama şunu bilmemiz gerekiyor, peygamberler arasında da ayırmamamız gerektiğinde... ...Allah bize Kur'an-ı Kerim'de öğütlüyor, onu da bilelim arka planda diyoruz. Şimdi bir kere Hz. Şuayb aleyhisselam Medyen halkına göndermiş. Peki Medyen neredeydi? Şu anki Suudi Arabistan'ın aslında bu kısmında Medyen halkı vardı... Ürdün'ün altında diye düşünebilirsin. Ve Sina Yarımadası, işte Suudi Arabistan, Arabistan Yarımadası arasında Akabe Körfezi var. Ve bu bölgede yaşayan bir halk da aslında Medyen. işte Mısır var burada. Sonrasında bu tarafa doğru Suudi Arabistan bu bölgede yaşıyordu Medyen halkı. Peki Hazreti Şuayb Medyen kavmine gönderilmiş bir peygamberdi ve özellikleri neydi bu Medyen halkının? Niye bir peygamber geldi bu e, kavim edersen de kavim demek de bir topluluk demek Tonguç O bölgede yaşayan mesela işte e, Türk kavmi diyebilirsin veya işte Arap kavmi işte Çinlerin Çinlerin topluma Çin kavmi diyebilirsin. Aynı zamanda Medyan kavmi de o bölgede yaşayan topluluğun adıydı aslında. Ve burada da Tonguç Eren Bey Medyan şehri ticaret kervanlarının gelip geçtiği yollar üzerindeydi. Yani ticaretle geçinen bir kavimdi diye düşünebilirsin. Ama Tonguç Eren Bey Medyan kavminin Kötü bir özelliği var. Neydi biliyor musun? Ders çalışmamak hocam. Hayır hocam ders çalışmamak kötü bir özellik değil ki. Ders çalışmamak e, tamam yani tembellik yapabilirsin. Doğru anladım ama burada gerçekten kötü bir özellik vardı. Halk... Ticaretle uğraşıyor ama mutlaka hile yapıyorlardı ticaretlerinde. Ve hile dediğimiz şey de aslında bir dolandırıcılık demek. Yani bir üçkağıtçılık demek aslında. Yiyecek maddelerini stok yapıyorlar. Pahalanınca çok yüksek fiyata satıyorlardı. Yani gerçekten de düzeni bozucu faaliyetler gösteriyorlardı. Ve daha fazla... E, para kazanabilmek için daha fazla kazanabilmek için aslında insanların haklarını yiyorlardı. En önemli şeylerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de, İslamiyet'te ve diğer kutsal dinlerde de Allah'ın önem verdiği şeylerden bir tanesi de diğer insanların hakkını yememek. İşte buna saygısızlık yapıyorlardı aslında meydana halkı. Ve insanların yollarını kesip hatta onların mallarına zorla el koyuyorlardı. Yani gasp dediğimiz şey de bazen yapıyorlardı. Dolayısıyla birçok e, aslında Fırsatları normal kazanabilecekleri fırsatlar varken ne yapıyorlardı? Kötü yollardan kazancı da e, yapıyorlar. Dolayısıyla bir problem vardı Medyen halkında ve Hazreti e, Şuayb da Medyen halkına uyarı niyetinde geldi Allah tarafından. Peki Hazreti Şuayb'ın kavmine öğütleri yani tavsiyeleri nelerdi? Bir kere her peygamberin ilk tavsiyesi aslında tevhiddir Tonguç'um. Arapça saymayı biliyor musun? Mesela Arap mesela İngilizce 1 2 3 der one, misin? 1 2 3 harika. Tamam bunu gör bilemiyorsun değil mi? Arapça'da da Tonguç Eren benim 1 2 3 değil de vahid isneyn selase diye söyleniyor. Yani vahid aslında Arapçada bir demek Tonguç'um ve Allah'ın varlığı ve birliği çok önemlidir bütün dinler için. Yani İslamiyet için, Hristiyanlık için, Musevilik için birlik çok önemlidir. Allah birdir. Çünkü çok tanrılı dinler var. Budizm var, işte bilmem diğer dinler var. Ama bütün peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün peygamberler ilk olarak şunu tavsiye ederler halklarına gönderildikleri insanlara. Tevhid inancı yani Allah'ın birliğine olan inanç. Vahitten geliyor aslında tevhid inancı. Ve burada aslında biz neyi e, tebliğ edilmiş bize insanlar olarak Tevhid yani Allah birdir buna inanın Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın birliğine inanmak demek Allah'tan başka ilah yoktura e, inanmak demek. Zaten la ilahe illallah da bak hemen gösteriyorum sana la ilahe illallah da aslında şu demek. La Arapçada hayır demek yoktur demek aslında nat gibi. E, burada ilahe ilah yoktur. E, Neyden başka? Allah'tan başka. Aslında bütün e, Müslümanlığın en temel felsefesi Hristiyanlığın ve Musevi'nin en temel tek tanrılı dinler diyoruz bunlara vahittir ve bütün peygamberler de bunun üzerine gelmiştir. O yüzden tevhid inancını tebliğ etti. Yani insanlara Anlattı demek Allah'ın peygamberlere verdiği görevde tebliğ etmektir. Yani Hz Muhammed bize Kur'an'ı tebliğ etti, verdi, e, iletti diye düşünebilirsin. Ve ticarette dürüst olmaları için de uyardı. Çünkü Medyen halkının neyi vardı Tonguç Elhamim? Hile yapıyorlar değil mi? Hile, bu hile de aslında diğer insanların haklarını gasp etmekte Ve dolayısıyla ticarette dürüst davranın diye uyardı e, Medyen halkını. E ve aynı zamanda haksızlık ve bozgunculuktan uzak durmalarını istedik ki zaten aslında aynı şey geliyor. Dürüst olmak, haksızlık ve bozgunculuktan uzak durmak yani hile yapmamak da aynı şeye geliyor diyebiliriz. Ve bu öğütlerin üzerine hatta Hud suresi 85 ve 86. ayetlerde ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Bak Hazreti e, Şuayb'ın. E, kendi kavmine öğütü direkt buraya yazmış e, Kur'an-ı Kerim'de insanların eşyalarını mallarını ve haklarını eksiltmeyin yani e, ölçüde tartıda eksiltme yapmayın demek istiyor yeryüzünde bozgunculuk yaparak yani e, aslında düzeni bozucu faaliyetler göstererek karışıklık çıkarmayın eğer inanan kimselersiniz eğer Allah'a inanıyorsanız diyor Allah'ın bıraktığı helal kazanç ee, sizin için daha hayırlıdır. Buraya hemen bir ekleme yapıyorum özür dilerim. Sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. Tabii ki bunları söyledikten sonra diyor ki Hazreti Şuayb... ben sizin başınızda bekçi değilim. Ben bunu tebliğ ederim. Ben size anlatırım. Mesela ben sana sürekli ders çalış derim 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 ama ben senin başında 24 saat bekleyemem. İstersen çalışırsın istemezsen çalışmasın. Aynı onun gibi Allah da zaten bize e, Kur'an-ı Kerim'de bütün öğütlerini veriyor. İster yaparsın, ister inanırsın, ister inanmazsın. Bunu bizi özgür bırakıyor. İşte buna biz özgür irade ediyorduk. Hazreti Şuayb da aynı bu cümlesiyle insanın yaptıklarında özgür olduğunu ama Allah'ın aslında onu uyardığını da bize net bir şekilde gösteriyor diyebiliriz. Peki aynı zamanda bir de şunlara bakalım. Ee, bazı ayetler var ki mesela Hud suresi 91. ayette. Aslında e, burada medyenler Hazreti Şuayb'a karşı çıkmışlar ve tepkilerini gerçekten sert birliğiyle göstermişler mesela ey şuayb söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük bak resmen gerçekten ölümle tehdit etmişler çünkü peygamberlik çok zor bir şey çünkü Allah'ın verdiği mesaja insanlar öyle bir anda ah ne güzel Allah'tan geldi biz inanıyoruz demiyorlar o dönemde hatta işlerine gelmiyorsa oradan hileden bir sürü para kazanıyorlar ee, işte gaz gasptan bir sürü para kazanıyorlar. Ve birisi çıkıyor diyor ki hayır bunu yapmayın. Sen kimsin ya diyerek onu taşlayarak öldürmekle tehdit ediyorlar. Bizim karşımıza sen güçlü biri değilsin dediler diye Kur'an-ı Kerim'de ayetimiz var. Ve gerçekten de korkutmaya çalışmışlar şu aybı. Ki peygamber olarak aslında tek başına ama tabii ki yanında Allah var. Ve Allah şöyle bir şekilde bunlara cevap veriyor. Çünkü bütün aslında Hazreti Şuayb'ın ayetlerinde de bütün akışta görebiliyoruz medyenlerle neler yaşandığını. Allah'ın varlığını bildiğini işte bozgunculuk yapmamalarını onlara tebliğ ediyor Hazreti Şuayb. Sonrasında buradan öğrendiğimiz kadarıyla karşı çıkıyorlar bayağı ciddi sert bir şekilde ölüm tehdidi vererek karşı çıkıyorlar. Sonrasında aslında bu çok önemli bir kıssa. Kıssa demek hikaye demek ve bu kıssalar peygamber Efendimiz veya diğer peygamberlerin kıssaları bize aslında bir ders niteliğinde Kur'an-ı Kerim'de birçok böyle kıssa var. Kur'an-ı Kerim'de her ayet şöyle değil. İşte şunu şunu yapın, şunu bunu yapın, şunu. Bunlar çok az. O kadar az ki Kur'an-ı Kerim'in hani ee, 50'de biri veya yüzde biri bile değil bunlar. Aslında bir çoğunda kıssalar var. Hikayelerle bize dolaylı yoldan anlatım var. Mesela burada onlardan bir tanesi onlar karşı çıktı diyor. İşte biz istemiyoruz bunu dediler diyor. Seni öldürürüz dediler diyor. Peygamberlerin bu kadar büyük bir cesaret örneği gösterdiğini gösteriyor. Çünkü gerçekten de ölüm tehdidi almış. Sonrasında tabi Hud suresi 90. ayette demiş ki azap emrimiz gelince şuaybı ve onunla birlikte iman edenleri yani Allah'a inananları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise yani burada tehdit eden ve hala hile yapan hala problem çıkartan insanları ise korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı şeklinde ve burada da aslında Allah'ın azabının geldiğini Medyenlere yönelik büyük bir aslında deprem olduğunu tabi oradan yorumluyoruz tabi ama gerçekten de korkunç bir uğultu ve yerle bir oldular dizi çöke kaldılar çökmek ve bunları anladığımız zaman deprem çok büyük bir deprem olduğunu gerçekten depremden sonra da sanki orada hiç kimse yokmuş gibi her yer yerle bir olur ee, böyle bir e, gürültü ve yer sartısının olduğunda buradan anlayıyoruz yani Allah'ın onlara karşı cevabını da görmüş oluyoruz. İşte o dönemlerde aslında böyle Allah'ın azapla yani helak etmeyle bazı kavimleri ortadan kaldırdığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ve burada da en güzel örneklerden bir tanesi Hazreti Şuayb'ın medyenlerle olan kıssası. Peki o zaman süper bir şekilde konumuzu anladık. Şimdi sizden bu konuyla alakalı sadece bu konuya özel meydan okuma testini yapmanızı istiyorum. Burada meydan okuma testi çok basit. Tonguç Tats uygulamasını indiriyorsunuz. Güncellemeyi unutmayın. Sonrasında aşağıda yeni bir butonumuz geldi Tonguç Kap. Tonguç Kap butonuna tıklıyorsunuz ve ardından da meydan okumaya tıklıyorsunuz. Meydan okumaya tıkladıktan sonra da ilgili testi buluyorsunuz. Hatta burada test numaramız da 8 din 7 Hazreti Şuayb testimiz ve bu testi çözdüğünüz zaman aslında yeni nesil sorularla burada öğrendiğimizi test etmiş oluyoruz. Hadi bakalım o zaman ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım. Tonguç Dershane sundu.